God bless you. Anlatmayacağım mı? Bir hikayesi mi varmış şarkının? Evet. Hiç bunu konuşmamış gibi mi anlatayım? Yo, aslanlar falan bilmiyor galiba hikayeyi. İlk defa dinliyorlar oğlum. Senden çok iyi bir şey olur. Ne? YouTuber. Bu bir teklif miydi peki? Anladı hepsini. Aa, bu bir devin hikayesi. Bir dev. Benim evimde yaşayan. Ben niye görmedim? 3 metre olan. Ha, 3 metre olan. Nickname'i Hodor. 2 değil miydi oğlum? 3 mü oldu? Bir daha çekiyoruz. 3 oldu. 3 oldu. Boyu uzadı. Baya büyük bir adam. Evet. Bela yani. Onun bir de canavarları var 2 tane. Bir tanesi neydi? İsimleri var. Teknoyla Rakim'i. Evet. Canavarları böyle saldırtıyor onları böyle. Neyse abi, bu eleman biz böyle sabahın köründe gitar çalıyoruz diye geliyor bize. Baykuş'la bir mesaj atıyor. Mesajda da ne yazıyor? Baykuş'a nasıl mesaj? Mesaj mı diyor? Mesaj nasıl atıyor? Her şey geliyor bir şekilde, geliyor pencereden, bir yerden geliyor yani. Gençler diyor, hayırdır? Hayırdır. Sabah 5 konseri mi? Yani evet, sabah 5 konseri olabilir. Biz dedik neden? Olmaz. Neden olmasın abi? Evet. Sabah 5 konseri. Sanki bomboş bir çöldeyim, hayal kupkuru bir kum gibi. Yağmurlar geri kalmış, çok önemli bir soru varmış, bunu ben çözemedim. Yeter ulan! Ama
komşulara mesaj gibi mi gönderiyoruz şimdi yani? Yeter yani. Ulan ağzınıza sıçayım falan. Oğlum, komşular sen de... dinliyor aşağıda. Değişikmeden önce demedin mi? Adresi bağırıyor. Verelim mi işte? Can apartmanı falan. Yan sokak. Evet. Ben sen sabah dedin diye söyledim. Nice song. Tamam. Sabah be. Müthiş şarkı. Değil mi? Kahve 10 numara. Ben kahve alayım. Biz videoyu sponsor. Ben biraz sponsorlu kahveden alabilirim. Ben de sponsorlu kahveden alayım. Ama az kalmış. O kadar bütçemiz kalmadı şu an. Aslan Coffee'ye teşekkür ederiz bugün için. Aslan Coffee sponsorluğunda akustik hani. Bu arada herkes şarkıları böyle mesela komşusuna sabah uyandığı ağzındaki iğrenç kokuya mı yazıyor acaba? Olabilir. Düşünüyorum şu an ama. Bu kadar da düşünülecek bir şey değil canım. Düşünmek istedim ya. Düşünüyorum abi. Bana ben biraz zaman verir misin? Aytaç, mesela yaşadığın kötü bir olayı söylesene. Ne kadar kötü. Ya kısa bir zamanda mesela, çok basit bir şey de olabilir abi. Hani hayatında ne sıkıntı yaratıyor mesela? Para. Para mı? Yani. Ama daha az genel. Mesela sabah 5'te konser vermenin komşuları sıkıntı yaratması kadar ufak. Bana ufak geliyor bu arada. Ufak bir şey. Yani. Ama ben hiç komşuları görmedim. Ben çok dertsiz yaşıyormuşum. Yani. Çiçek gibi hayatım. Ulan neden sabah 5 konser ediyor? Bağrımı bağlayamadım o gün. Keşke düşmese. Yine bağrım sözüldü. Bu şey mi? Şarkı yazmak bu kadar kolay. Siz de yapabilirsiniz. Yok, asla o değil. Sakın evde denemeyin. Asla değil, şey demek çünkü. Bizim az önce yaptığımız mükemmeldi. Bu kadar da basit yapabilirsiniz. Hayır. Bunu güzel bir format yapabiliriz. Evde şarkı yapma dersleri. Evet, evde nasıl şarkı yapılır? 3 akorla. Ticari zeka abi bu. Evde nasıl şarkı yapılır? Bir, derdiniz olsun. İkinci olarak bir gitarınız. Ve beğeninizi ortaya koyup bir şarkıyı bir saat içinde nasıl çıkartırız ona kilitleneceğiz arkadaşlar. Evet. Ama sponsorlu bir kahve bulun kesin. Coffee shop. Aslan Coffee shop. Telefon numarası. Bu arada bir tane daha şarkı çıkıyor böyle. Bir tane daha var şarkımız. Hangisi ama? Bir sürü var ama. Bu yine bir dev üzerine. Bu dev. Bu dev Alper bu arada. Devin var ya. Devin ismini söylemek sıkıntı mı? Yok, bilmem. Bipleriz o zaman. Dev Alper abi. Sansür koyalım abi. Dev benim kuzenim Alper. Alper Öztürk Instagram'dan bulun. Alper dev. Öztürk. Bu dev. Adam benim bütün kreatif zekamı besleyen adam evde. Evet, aslında bir şey yapmadığını düşünüp bir şey yapıyor ya. Ya Alper dertli bir adam. Bir o kadar da dertsiz bir adam. Çok da insan sevmez. Introvert. Beni nasıl sevdiğini bilmiyorum bu arada. Beni seviyor mu acaba? Biraz seviyor. Çok az böyle. Yani arada gelmesin diyor eve. Ha. Ben sana gelsin. Gerçi ben gelip kaç gün kalıyorum abi direkt yani. Ben gelsin dedim diyorum sana. Sordukça yeni şeyler. Bu arada bir kere daha sorsam. Her videoda bir şey sorayım da ben. Ama bu introvert adam, ben de hep ona geliyorum diyorum ki abi salla yani, hayat kısa falan filan üzerine bir şarkı yazdık. Çalıyoruz mu? Yerleşebilirsem. Ben. Okey. Ver count'u. Sana. Bugün eve geldim Alper, suratın beş karış. Beş karış. Ne oldu yine sana? Gemiler hepsi batmış. Bu arada bir şey diyeceğim. Ailesine özür dileyelim mi ilk başta? Olur. Alper bu arada bu kadar kötü bir durumda değil. Benim hayal alemimden
Alper'e olan bakış açım. Alper'in durumu çok iyi, evet. Alper gayet iyi. Çok Ercan amca endişelenme. Sabahları bize kahvaltı hazırlıyor zaten. Verse'den de son. Bugün eve geldim Alper, suratın beş karış. Beş karış. Ne oldu yine sana? Gemiler hepsi batmış. Batmış. Düşünerek nereye varcan? Bırak hepsi siyah. Beyaz. Yok olur gidersin bu gelecek çukurunda. Salonları hiç umursama, sevmesinler. Yeter artık görsünler. Sevgi evrensel, bunu bilip söyler bütün deliler. Nefret çok güzel, hep seni hep dibe çeker. Felekten bir gece yine koltukta sızmışsın. Sızmışsın. Şarap yanında yine kafa yerlerde. Yerlerde. Düşünme oğlum, bunlar hepsi bir bahane. Bahane. Yok olup gidersin bu gelecek çukurunda. Salonları hiç umursama, sevmesinler. Yeter artık görsünler. Sevgi evrensel, bunu bilip söyler bütün deliler. Nefret çok güzel, hep seni hep dibe, hep dibe çeker. Sevgi evrensel, bunu bilip söyler bütün deliler. Nefret çok güzel, hep seni hep dibe, en dibe çeker. En dibe çeker. Alper, özür dilerim. Seni seviyoruz aslında. Alper. Alper güzel ama böyle bir şeye vesile oluyor olması fark etmeden güzel. Niye bu arada sıçtığımızı kimse anladı mı, yoksa totalde bir sıçma olarak mı algıladı? Sen sıçtık dediğinde anladım.